tekrar doğuş, ölüm katı ve yeni hayatı planlama konuları hakkında çarpıcı açıklamalar yapan Lotu Prana'ya bir anda kafamdan geçen onlarca soruyu ard arda sormak istiyordum. Fakat biraz soluklanınca soruların çoğunun heyecanımdan kaynaklanan mantıksız sorular olabileceğini düşünüyordum. Neyse ki heyecanımı kontrol altına almaya başladım. O açıklamalarına devam ederken benim birçok konuyu daha net anlamam bunun göstergesiydi. Hava, özellikle ölüm ve tekrar doğuş konusundayken çok daha kararmıştı. Aslında gece boyunca yaptığımız sohbetin derinliği ve sohbet arasındaki kısa soluklanmalarımız geceyi tamamen geçirmemize sebep olmuş görünüyordu. Az sonra yılka bir doğacak değil mi? Diyerek konuya girdim. Morik gülümseyerek soluklandı ve konuşmaya başladı. Evet Doruk, sohbetimiz öylesine derindi ki gece hemen geçti. Fakat dolu dolu geçti. Sohbete devam etmek istiyorum. Hiç aç değilsem. Meyveler çok doyurucu. Sen de istiyor musun Doruk? İkuluzar çok heyecanlıydı. Gitmemi hiç istemiyordu. Ben de öyle. Lotu Prana'ya yöneldim. İlk kez burada bu kadar uzun süre kaldım. Normalde farkında olmadan kendimi dünyada bulurdum. Ama bu sefer neden böyle oldu? Oraya gidersem kendimi nerede bulacağım? Lotu Prana endişemi fark etti ve yaşam dolu elleriyle yanağımı bir anda şefkatiyle sevdi. Bu his bendeki tüm endişeyi tamamen her şeyin yolunda olduğu hissine çevirdi. Sinemada, buraya gelmeden önceki anda olacaksın Doruk. McFrella'ya daha önceki gelişinde yaşanan durumda kontrolü tam olarak oluşturmadığından farklı bir yerde belirdin. Aslında istem dışı bir şekilde bu kattan ayrıldın. Hızla hologram oldun ve kayboldun. Sen bu durumun farkında olmadığından İkuluzar ve Murik sana gerçek açıklamayı yapmayarak sessiz kalmayı tercih ettiler. Fakat gerçek bu. Sen şu an tam kontrol halindesin ve istersen aynı anda burada bizimle konuşurken bilinçli bir şekilde dostlarınla film izleyecek kadar ileri gidebilirsin. Bu yolculuğun bir sınırı yok Doruk. Artık bunu algılayacak kadar ilerledin. Ve istersen gidebilirsin. İstediğin zaman dönebileceğini biliyorsun. Bu yanıtın ardından tek kelime etmeden sessizlikle bütünleşmeyi tercih ettim. Kararı iç sesimde, kendimden en emin olduğum şekilde verecektim. Evet, belki zaman kavramını hiçe sayarak yaptığım seyahatlerde hiçbir şey kaybetmeyecektim. Ama şu bir gerçekti ki, tüm hücrelerimin derinliklerinden gelen saf beyaz enerji akımını hiç olmadığı kadar güçlü hissediyordum. Ve artık tüm bağlarımı kopararak anda kalma hissiyle bütünleşmiştim. Burada kalacağım. Bu cevabımla İkuluzar'ın bana sarılması bir oldu. İkuluzar neşeyle konuşmaya başladı. Evet, bir sonraki gelişinde yine buradan devam edebilirsin Doruk, biliyorum. Ama sana sarılma sebebim başka. Sen ilk geldiğin günde içindeki çocukla bütün olduğunu hissettiriyordun. Fakat şu an bu kısa süreçte ne kadar geliştiğinin farkında mısın? Anda kalarak kendini tamamen arzuladığın düşüncelerine verebiliyorsun. Koşulsuz sevginin tüm gezegenle bütünleştiğini görüyorum. Kalbinden yayılan o saf enerjiyi hissedebiliyorum. Siz de benim aynı enerjiyi koşulsuzca hissetmemi sağlıyorsunuz İkuluzar. Sizin içinizde de aynı koşulsuz saf sevgiyi hissediyorum. Sizinle olduğum için çok ama çok mutluyum. Onu yanıtladıktan hemen sonra Morik konuşmaya başladı. İsterseniz sohbetimize McFrella'yı dolaşmaya devam ederken devam edebiliriz. Ne dersiniz? Morik haklıydı. McFrella'yı doyasıya dolaşmak istiyordum. Gezegen öylesine sükunet içindeydi ki burada kendimi istesem düzemezdim. Sadece burada değil, hiçbir yerde yüzmeye niyetim de yoktu. Lotu Prana her zamanki gibi gülümseyerek yerinden doğruldu ve hep beraber devasa ağacın olduğu yöne doğru yürümeye koyulduk. Ağaçların ihtişamlı yapısından dolayı göremediğim bir yolu keşfettim. Bu yolda diğer yollara benzerdi. Yolun her iki yanında devasa ağaçlar ve canlılar vardı ve attığımız her adımda Yılkapi biraz daha yükselerek ışığını bize yansıtıyordu. Yılkapi'nin verdiği koşulsuz sevgiyi artık çok daha net anlıyordum. Yıldızlar resmen gezegenleri doğuruyor ve onlara bir anne şefkatiyle bakıyordu. Gözüm olan ışığına cesurca bakarak ona doğru konuşmaya başladım. Seni seviyorum Yılkapi, ışığın daim olsun. Cümlemi sonlandırdığımda Morik elini omzuma koyarak konuşmaya başladı. Bu hareketini tahmin etmiş ve bir hayli şaşırmıştım. Doruk, her yıldızın bir gün öleceğini biliyorsun değil mi? Onlar da tıpkı McFrella gibi son bulacak. Morik sanırım bu konuyla ilgili çaresiz hissediyordu. Dünden itibaren aralıksızca girdiğimiz kozmik konulara ve onun müthiş mutluluğuna rağmen sesindeki hüznü algılamıştım. Ne zaman ölecek hesapladınız mı diye sordum. İkuluzar konuya girdi. Çok uzun süre sonra baba. Bizim gibi ölen gezegen ve yıldızların enerjileri de kaybolmuyor. Onlarla biriz ve bir olmaya devam edeceğiz.
Yıkılcıların babasının yanıtı öylesine mükemmeldi ki Morik'in gözlerinin dolu dolu bir şekilde ona baktığına şahit oldu. Yıkılcılar gerçekten umut ve sonsuzluk kelimelerinin gezegenin tamamında yankılanmasını sağlamıştı. Lotopran'a uzun aradan sonra koruduğu sessizliğini ışık saçan sesiyle bozdu. Ölüm, konuştuğumuz gibi fiziksel evrenin sürekli deneyimlediği ve farklı formlarda yeniden tezahür ettiği bir süreçtir. Bu, müthiş bir tekamül sürecidir. Hiçbir imaja bağlanılmaması gerektiğini ve özün daimi olduğunu, ne olursa olsun hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmayacağını gösteren kusursuz bir deneyim platformudur.